İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Ayaz. Azerbaycan birlikleri Paruh köyü yakınındaki üslerde kalmaya devam ediyor. Gün boyunca gerginlik hakimdi. Diren Lokma Gözcan. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında iki büstünde oynuyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı yönünde Türkiye medyasında çıkan haberleri yalanladı. Cavahkın Ninus Minta'da halı dokuma kültürü yaşıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden satranç oyuncuları Avrupa Satranç Şampiyonası'nın ikinci turunu da kazandı. Charles Aznavour Sanat Merkezi Fransa'nın Montigny-le-Bretonnier'da açıldı. Ayaz, Batı Ermenistan'ın Kilikya'da bir liman kale şehridir. Ege veya Egea diye adlandırılmış özgür bir şehir ayrımcılığına sahipti. İkinci yüzyılda ona Hadriana adı verildi. Kilikya Ermeni Devleti döneminde 12. 14. yüzyıllarda hızla gelişti. Ermeni krallarının mülkü olarak Rubinyanlar ve Hetumyanlar himayesinde uluslararası ticaret ve zanaatların önemli bir merkezi haline geldi. Çağdaşlar Ayas'ı Ermeni Devleti'nin altın çapası, Ermeni Kralı'nın limanı olarak adlandırdılar. Ayas aynı zamanda Ermeni Kraliyet Darphanesi'nin de merkeziydi. Ermeni Kralı'nın sarayı yetkililerin yaşadığı karadaki kalede bulunuyordu. 1522 yılında Ayas Osmanlı saltanatı tarafından fethedildi. Ayas'ta Ermeni yaşamı 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın başlarında biraz daha aktif hale geldi. Ancak Ayas'taki Ermeniler yaklaşık 2000 kişi 1915'teki soykırım sırasında sürgün edilmiş ve büyük oranda yok edilmiştir. Artsakh Bilgi Merkezi'nin bildirdiğine göre 28 Mart boyunca tüm temas hattı boyunca önemli bir ateşkes ihlali kaydedilmedi. Operasyonel taktik durum gergin kalmaya devam etti. Artsakh Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada Azerbaycan askerleri Paruh köyü yakınlarındaki Karakuluk Tepesi'nde kalmaya devam ediyor. Gün içinde herhangi bir pozisyon değişikliği kaydedilmedi. Artsakh Silahlı Kuvvetleri özellikle Karakuluk yönünde ek ihtiyati ve kısıtlayıcı tedbirler aldı. Aynı zamanda Rus Barış Gücü'nün komutasında Azerbaycan tarafını başlangıç pozisyonuna döndürmeyi hedefleyen çalışmalar devam ediyor. Artsakh Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada herkesi sakin olmaya ve resmi haberleri takip etmeye çağırıyoruz denildi. Batı Ermenistan, egemen topraklarına yönelik saldırıyı kınamakta, Azerbaycan'a uluslararası hukuka saygı duymasını hatırlatmaktadır. Azerbaycan, Serb Antlaşması'nın imzalanması sırasında Batı Ermenistan'a ve nüfusuna yönelik herhangi bir saldırısının devlet olarak meşruiyetinin sorgulanacağı bildirilmiş bir devlettir. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV'de Türkolog Diren Lokma Gözcan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki konumunu analiz ederek, Türkiye'nin NATO üyesi ve Batı bloğunun bir parçası olduğu için klasik bir şekilde davrandığına dikkat çekti. Ukrayna'dan yana olduğunu ve Rusya'nın eylemlerini ve taleplerini kabul etmediğini, hatta Ukrayna'ya İHA'lar, mermi, diğer silah ve mühimmat ile yardım ettiğini, ancak öte yandan Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığını kendi eylemleriyle gösterdi. İki ip üstünde oynamak tipik bir Türk yaklaşımıdır ve aktif tarafsızlık gösteren bu pozisyondan hem diplomatik hem politik açıdan bir şey öğrenebiliriz. Türkiye'nin attığı bu adımların Batı ile koordineli olması ve onu son köprü olarak kullanılması mümkün. Rusya doğalgazı için ödemelerin ruble olarak kabul edilmesinin ana nedenine değinen Türkolog, bu şekilde Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı çıkma girişiminde bulunduğunu, ancak bunun büyük riske taşıdığını kaydetti. Bu durumda Batı ikili standartlar ile yönetiliyor. Genelde Rusya'ya yaptırımlar uyguluyorlar, ancak kendilerine zarar veren konularda yaptırım uygulamıyorlar. Türkiye'de yayın yapan Azeri finanslı Haber Global kanalı, Türkiye istihbaratı kaynaklarına atıfta bulunarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin 4 adet Su-30 savaş uçağını Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlarında kullanma amacıyla Rusya'ya aktardığını iddia etti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı bu iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren bu uçakların hepsi tüm ekipmanla birlikte Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunuyor ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden hiçbir yere ayrılmadılar. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı aynı televizyon kanalında yayınlanmış ve Suriye'den paralı askerlerin Ermenistan Cumhuriyeti üzerinden Ukrayna'ya geçip Rusya saflarında savaştıklarına dair iddiaları da yalanladı. Batı Ermenistan bu yanlış bilgiden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek Suriye paralı askerlerin savaşa dahil etme tarzının sadece kendisine ve tırnak içerisinde kardeşi olan Azerbaycan'a has olduğunu işgalci Türk devletine hatırlatmak istiyor. Gürcistan'ın Ninutsminta Eğitim ve Kültür Gençlik Merkezi'nde Halı Dokuma Kültürü Yaşıyor başlıklı bir etkinlik düzenlendi. Halı dokuma grubu öğrencileri Ermeni şarkı ve dansı eşliğinde ilginç bir tarihsel bakışla Ermeni halıcılığının kökenini ve gelişim aşamalarını sundular. Etkinliğin organizatörlerine göre Nusminta'da bir eğitim ve kültür gençlik merkezinin açıldığı 2014 yılında Cavak'ta halı dokumacılığı yeni bir ivme kazandı. Etkinliğe Ninutsminta Eğitim ve Kültür Merkezi'nin pedagoji personeli, halk ve kültürel şahsiyetler ile diğerleri katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden satranç oyuncuları Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda performanslarına devam ediyor. Büyük ustalar Gabriel Sarkisyan, Şant Sarkisyan, Samvel Dersakyan ikinci turda da kazandılar ve liderler grubunda yer aldılar. Artur Davidyan, Hayk Mardirosyan, Manuel Bedrosyan, Mamigon Garibyan ise partilerini beraberlikle bitirdiler. Bu yıl 26 Mart'ta başlayan ve 7 Nisan'da sona erecek olan Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası Slovenya'nın Brežice kentinde düzenleniyor. Turnuva 11 turdan oluşuyor. Charles Aznavour Sanat Merkezi Fransa'nın Montigny-le-Bretonneux şehrinde resmi olarak açıldı. Aznavour Vakfı tarafından bildirildiği üzere açılış törenine Aznavour Vakfı'nın kurucu ortağı Nicolas Aznavour, vakfın müdürü Christina Aznavour, Île-de-France bölgesinin ve Yvelines topluluğunun üst düzey temsilcileri ve diğer misafirler katıldı. Merkez, gençlerin yaratıcı düşüncelerini ifade etmeleri, yeni bilgiler edinmeleri, sanata ve kültüre daha yakın olmaları için eşsiz bir mekandır. Merkezde büyük bir konser salonu, büyük bir kayıt stüdyosu, müzik, tiyatro, dans stüdyoları, diğer meslek sınıfları ve açık hava etkinlik salonu bulunmaktadır. Şu anda merkeze kabul edilen öğrenci sayısı 1800 civarında. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size flütte Sato Mughalyan, vurmalı çalgılarda Alisa Reit'in icra ettiği Ermeni halk melodisi Yerginkın Ambel adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.